akşamlar, hoş geldiniz. TRT 1 ekranlarına kendi düşen ağlaması hoş geldiniz. Birazdan yanıma birbirinden cevval tam 6 yarışmacı gelecek. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 yarışmacı gelecek ve ben onlara hoş geldiniz hediyesi olarak tam tamına 2 milyon lira vereceğim. Bu bir rekor. 2 milyon lira. Onların yapmaları gereken şey tıpkı eskisi gibi. 7 soru boyunca bu paraya sahip çıkmak ya da bu parayı koruma altına almak. Başarabilecekler mi? Bakacağız, göreceğiz. İlk olarak kimi çağırıyoruz? Lidyalılar geliyor. Koral, İlker, Emre geliyor. Koral hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İlker hoş geldin. Bulduk. Emre hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, alkışlar fena patladı. Harika harika. Lidyalılar. Evet. Paracılar mı diyelim? Parayı bulanlar. Ege bölgesinden dolayı mı? Parayı bulanlar. Evet, parayı bulanlar evet. Diyelim. Emre, İlker ve Koral. Adları Lidyalılar. Onlar bu akşam meydan okuyorlar. Kimlere? Kavunlara. Zeynep, Meryem ve Tuğçe geliyor. Merhaba, ben Karpuz. Ben Kavun. Meryem Hanım hoş geldiniz. Ben de Kavun hoş geldin. Merhaba. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Bir tarafta Kavun, grup Kavun diyelim. Evet. Evet. Bir tarafta Lidyalılar diyelim. Sizi tanıyalım. Zeynep kimdir? Zeynep Toksöyle. 25 yaşındayım. Kocaeli'nden geliyoruz. Evliyim. Bir yıl kadardır evliyim. Çevre mühendisiyim ama şu an çalışmıyorum. Yarışmaya geldik. Umarım güzel eğleniriz. Yaptınız. Hafif bir heyecan var. Evet. Tuğçe kim katılmak istedi? Zeynep başvuru ben. Sahibi. Zeynep. Daha sonra vazgeçti ama biz onu ikna ettik. Hem başvurdu evet. Hem de heyecan yaptı. Evet, evet. Duyunca, böyle olacağını biliyordum. Eyvah dedi. Meryem. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben Meryem Aldemir Tarcan. Ben de 25 yaşındayım. Birkaç gün sonra bitecek hatta 25. yaşım. İzmit'ten geliyorum. Gıda mühendisiyim ama şu an çalışmıyorum. Bir buçuk yıl kadar özel sektörde çalıştım. Eğlenmeyi ümit ediyorum. Sudan korkuyormuşsun duyduğuma göre. Alınan evet, haberler bu evet, yönde. Evet maalesef. Gelen haberler bu yönde evet. Ama ben de korkutmak gibi olmasın ama. Yani dünyanın dörtte üçü sularla kaplı. Buranın da dörtte üçü sularla kaplı. Evet aslında öyle bir şey yani. Burada her yer su. Bence konuyu kapatsak. Evet korkuyorum. Biraz suya karşı fobim var ama. Kısmet artık. Ne güzel. Tuğçe ebelik yapıyorsun değil mi? Evet. Ne kadar kutsal bir görev. Çok seviyorum mesleğimi ve hani herkese de tavsiye ediyorum şu an üniversiteyi kazanmak isteyenlere. Çok özverili bir meslek ve içine girdikçe daha çok katılasınız geliyor yani. Ben çok mutluyum. Ne güzel maşallah. Evet. Elleriniz dert görmesin. Sağ olun teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık diyelim sağ şimdiden. Emre çalışıyor musun? Bir ilaç firmasında tıbbi satış mümessili olarak çalışıyorum. Fethiye'den geliyorsunuz. Evet. Evet İlker de Fethiye'den geliyor. Haliyle evet. Koral da dolayısıyla. Evet. İlker sen ne iş yapıyorsun? Ben diş hekimiyim. Koral'la da üniversiteden sınıf arkadaşıyız. Diş hekimisiniz. Şimdi evet. Yıllar sonra tesadüf yine aynı yerde çalışıyoruz. Ne güzel. Peki o zaman size değişen kurallarımızı da bir anlatalım olur mu? Olur. Seviniriz. Bir kere ödülümüz tam ikiye katlandı. 2 milyon lira. 2 milyon lira. Tabii bu parayı kazanmak için biraz da mücadele etmek gerekiyor. Bundan sonra sadece sorularla değil birbirinizle de mücadele edeceksiniz. Eskiden sorularla mücadele ediliyordu. Şimdi birbirinizle de mücadele evet. Edeceksiniz. Beşinci soru sonunda parasını daha iyi koruyan, daha az para kaybeden, daha fazla para kazanan ekip diğer ekibin parasını da alıp yarışmaya devam edecek. Yani yarı finale gidecek. Yani... Parasına sahip olamayan, parasını saçıp savuran ekip. Elveda. Veda. Bay bay. Güle güle. Gidecek. Ya İzmit'e gidecek ya Fethiye'ye gidecek. Birazdan size 4 şıklı sorular soracağım. Bakın her şık için 3 kapağımız var sevgili Meryem. Evet. A şıkkı.
Bismillahirrahmanirrahim. Sesle daha da korkutucu. Henüz yeni başladık İlker. B şıkkı. Korkma Zeynep. C şıkkı. Doktor. D şıkkı. Sadakallah. Cevaptan çok eminseniz bütün paranızı toplayıp tek bir şıkkın üzerine gidebilirsiniz. Ama emin değilseniz paranızı bölebilirsiniz, farklı farklı şıklara gidebilirsiniz. Her şey anlaşıldı mı? Evet, teşekkür ederiz. Müthişsiniz. O zaman kendi sunucusuna bile acımayan, tek yarışma programı olan, kendi düşen ağlamaz, Lidyalılar ve Kavunlarla başlıyor. Az önce iki ekip için bir kura çekilişi gerçekleştirdik. Kimin ilk sorusu gelsin? Kim kazandı? Biz kaybettik. Erkekler. Yani kazanan taraf erkekler. Lidyalılar oldu. Evet. Fethiye ile başlayalım o zaman. Hazır mıyız? Hazırız. İlk sorumuz geliyor. Türk Dil Kurumu'na göre deli kızın çeyizi benzetmesi hangi anlamda kullanılır? A. Uyumsuz. B. Eski. C. Çirkin. D. Ucuz. Süreniz başladı. Ne yaptınız bana? Eski. A'nın. A'ya mı gidiyorsun? He. Sen nereye gidiyorsun abi? A'ya. A'ya mı gidiyorsun? Alabilecek miyim? Şunu al, yere düşen bak. Tamam. Öne geçsene. Ben geçsene. İlker abi biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Uyumsuz diyebilirim. Uyumsuz diye mi biliyorum? Uçağı yakalırız en azından öyle için. Abi bölelim mi? Siz bölersiniz. İstiyorsan biraz bölelim. Bence ucuza değil. Uyumsuz değil. Ya uyumsuz sen... mantıklı. Mantıklı. Yürüyelim böyle. Valla ben bilmiyorum hiç. Ha? Oku. Oku. Süremiz bitti Lidyalılar. Çok emin davrandınız böyle, çok emin. Hiç tereddüt bile etmediniz. Valla İlker abi onun olduğunu düşündü. Biz de ona güvendik. Doğru olacağını düşünüyorum açıkçası. Sen o kadar yol... su çekiyor. Abi para saçıyoruz artık. Koral. Tek kollu canavar gibi. Su mu çekiyor acaba? Yok. Yer çekimidir o. Yer çekimidir. Yer çekimidir. Peki o zaman Lidyalılar için yanlış şıklar açılsın. Evet. Bir arada sergilenen ve birbirine yakışmayan eşyalar için söyleniyor. Ve bu da demek oluyor ki Lidyalılar parayı çok seviyor. Yolumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş kapakların bulduk. Sesini duydunuz. Evet, evet. Kapakların üzerine çıktınız. Evet. Siz heyecanınızı üzerinizden attınız. Evet. Ama nasıl cümleye ses çıkıyor değil mi? Oh, acayip tehlikeli böyle her şey olabilir. Evet. Nasıl bir heyecan? İnsan ürküyor. Hani korkutmak gibi olmasın diye. İnsan ürküyor abi yani işte. Yapmayın. Hele su her an çekebiliyor alta. Yapmayın. Nabız 180. Nabız 180. Evet. İlk sorunuzu gördünüz. Ve 1 milyonla tekrar geri döndünüz. Peki o zaman. Neden kabun Meryem? Bak sizi rahatlatmak istiyorum şu anda. Tamam. Hiçbir şey olmayacak. Bana neden kabun olduğunuzu bir anlatır mısın? Neden kabun? Zeynep'in bir köpeği var. Adı Kabun. Biz onu çok seviyoruz. Çok tatlı bir golden. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ben annesi, onlar da bir anneleri. Teyzeleri. Teyzeleri. Evet, o yüzden. Bir de böyle bir moda var. Amcası, dayısı falan. Evet, birçok kişiden duyuyorum böyle amcası falan diye. Kim diyorum, bana bir tane kedi ya da köpek gösteriyorlar. Öyle ama evlat gibiler. Heh. Tam gülmüşken sorunuz gelsin. İşte kabunların ilk sorusu geliyor. İlk soru geldi.
doğal yemlerle beslendiği ve açık havada eşinip otlandığı için sağlıklı olduğu söylenen tavuk hangisidir? A. Hür tavuk. B. Yaşayan tavuk. C. Çayır tavuğu. D. Gezen tavuk. Çayır. Süreniz başladı. Kanka köy tavuğu diye düşünüyorum ama. Versene. Gezen tavuk. Yok gezen tavuk. Gezen tavuk. Al. Ellerini bağla. Ellerini bağla. Koy. Ellerini daha var. Daha var. Tamam daha var. Nereye? D'ye gidiyorum değil mi? D. Gezen tavuk. Dur. Alttan tutacağım. Bir dakika düşüyorlar. Alabilecek misin? Düşüyorlar. Allah. Düşenleri ben getiririm. Tamam. Böyle git kanka. Ben alırım. Gelmiyor musunuz? Kızlar şurayı durduralım mı? Al gezen tavuk. Paranız yok değil mi dışarıda? Bendeyiz değil mi? D şıkkı gezen tavuk biliyorsun değil mi? Evet. Gezen tavuk tamam. Gezen ya tamam buradayız. Tamam süreyi gezen durdurabiliriz. Ben. Durduralım mı ya? Süreyi bitirebiliriz çayır evliler. Çayır olmasın bak. Çayır. Süreyi bitirebiliriz dediler. O kadar eminler ki kendilerinden süreyi bitirebiliriz dediler. Peki biz de bitirdik o zaman. Meryem şu aşağıya bakabilir misin bir? Yok hayır bakamam. Bak hiç korkma. Hayır bakamam. Meryem bak. Çok da derin görünüyor mu? Göremiyorum. Bak şuraya bak. Paralarla eğilmek çok zor oluyor. Zor değil mi? Evet. Şuraya bak. Evet. Kim köy tavuğu demişti? Benim ilk aklıma köy tavuğu geldi. Ama şıklarda olmayınca gezen tavuk daha mantıklı tabii ki. Gezmesi aslında ya. E şıkkı dışarıda gözüküyor. Köy tavuğu senin için koyduk şimdi. Yapmayın. Koş. Ben ona gideyim o zaman olur mu? Köy tavuğu olsaydı kesin ona mı giderdin? Giderdim evet. Köylünün her şeyi iyidir çünkü. Meryem. Efendim. Doğru ya. Kapaklar açılsın der misin? Deme. Emin miyim? Peki diyorum. Kapaklar açılsın. Doğru ya doğru. Doğru. Tamam kızlar. Köylü olmamız. Doğru. Ay. Doğru kızlar ya. Doğru. Kızlar doğru değil mi? Doğru. Çayır. Eyvah. Çayır yok ya. Öyle isim mi olur? Gezen ya. Hiç duymadım çayır tavuğu. Evet köyde olur gerçi duymadım. De hiç duymadık yani. Gezen tavuk çayıra gitmez mi? Öyle bir zorunluluğu mu var? Ama çayır da gezer işte. Yani sonuçta ama geziyor. Ama tavuğun gezmesi gerekiyor ya hani. Çayırda olan tavuk mu gezer? Gezen tavuk mu çayıra gider? İkisi de. Ya bilmiyoruz. Açık havada gezer bence. Çayıra gerek yok. Ya da bir başka ifadeyle yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Göreceğiz. Lidyalılar arkadan kıs gülüyorlar vallahi. Yani dedikodu gibi olmasın ama. Biz onlara öyle yapmadık ama. Ben bilmem. Hani ben dedikodu hiç sevmem. Gıybetten nefret ederim. Biz de. Ama kapak açmaya bayılırım. O zaman açılsın. Yanlış kapak açılsın. Gezen tavuk. Ve biz gezimize 1 milyon lirayla devam ediyoruz. Haydi bakalım. Çok zor duruyor bunlar. Ben bilmiyorum. Görecekler galiba. Abi olmadı. Bir dakika. Be. Sayda. Tamam üstüne. Tamam. Sayda. Sen yerdekileri al. Koy. Üstekileri al. Biliyorum. Be. Emin miyim? Dur cevap ben buradayım. Yanlış şıklar açılsın. Emin misin? Kendimizi alkışlayalım. Bence mükemmel başladınız. Ama arkanızdan çok güldüler. Ben yakıştıramadım. Hiç görmedim. Olmadı yani. Gerçekten olmadı.
Şimdi ortada durayım da hala 2 milyon liramız var. Durumumuza bakalım. Kalan sorumuz 6'şer soruları var. Lidyalılar 1 milyon, kavun 1 milyon. Yani toplam 2 milyon. Siz de çakın. Siz de çakın. Biraz böyle fazla mı havaya girdiler acaba? Daha yolun başındayız. Uzun bir yolumuz var. Evet. Belli olmaz. Başarılı belli olmaz. Siz zaten kendi şansınızla yarışıyorsunuz. Biz isteriz ki başarılı olsunlar. 5. soruya biz kadar. Biz istemeyiz. 5. soruya kadar. Ya bir miktar para gelsin. Tamam, ben 5. soruda bunu sana hatırlatacağım tamam. O zaman. madem öyle, Lidyalıların 2. sorusu gelsin. Evet. Hangisi bal kabağı tatlısı yaparken dilimlenmiş kabakların kireçte bekletilmesinin bir nedenidir? A. Şeker oranını azaltmak. B. Sindirimi kolaylaştırmak. C. Kıtır kıtır yapmak. D. Pişme süresini C'ye kısaltmak. Ben de C'ye kıtır kıtır yapmak. Süreniz başladı. Kıtır yapmak. Gömelim abi. C'ye mi gidiyoruz? Evet. Abi olmadı. Bak. Tamam, devam etsin. Ortam tuttun mu? Ya oğlum, el üsttekileri al. Tamam. Orada toplarsın bunları o zaman. Geride kalanlar şey diyor. Uzmanınız hangisi? Hem yaparım hem de çok iyi yerim diyen. Benim en sevdiğim tatlı. Kabak tatlısı. Ama uzman değilim ama dediğim gibi. Para öyle bir yapışmış ki ağza böyle. Kimin konuştuğunu ben oynamıyor. De anlayamıyorum, böyle bakıyorum. Hop. Hadi şimdi daha rahat konuşuruz. Şöyle seni daha rahat konuşturayım. Evet. Adamın parayla ağzını kapatmışız ya. Parayı ne kadar seviyorsun böyle. Evet. Teşekkür ederim. Kızlar niye gülüyorsunuz? Onlar size hiç böyle gülmediler ama. Haklısınız. Onlar size hiç gülmediler böyle. Niye gülüyorsunuz anlamadım. Onlar size centilmence 5. soruya kadar beraber gidelim diyor. Siz arkada kıkır kıkır gülüyorsunuz. Yapmayın. Allah yardım etsin erkeklere. Evet, o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Koral. Efendim. Hep oraya baktın ya. Evet. Bir de şuraya bakarak de ki tamam. Yanlışlıklar açılsın. Yanlışlıklar açılsın. Kabağın sert ve kıtır kıtır olması sağlanır. Ayrıca lezzet ömrünün uzun olmasını da sağlıyormuş. Tebrikler. Tebrikler Lidyalılar. Ve biz paramızla 2. sorudan da sağ salim çıktık. Devam ediyoruz. Şimdi erkeklerin önüne baktığımda hala 1 milyon lirası var. Hanımefendiler henüz 2. soruyu görmediler. Erkeklere 2 soru sorduk. Onların da 2. sorusu gelecek. Geldi bile. Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda bu yıl şampiyonluğu kazanan takımımız hangisidir? A. Fenerbahçe. B. Eczacıbaşı. C. Vakıfbank. D. Galatasaray. Süremiz başladı. Kızlar maçı izlemedim ama Eczacıbaşı ya da Fenerbahçe.
Eczacıbaşı'na ya da Fenerbahçe. Eczacıbaşı'na git, biliyorum. Eczacıbaşı'na git sen. Mert. Fenerbahçe mi? Eczacıbaşı'na git. Eczacıbaşı'na hangisi? Hangisi? B galiba. Koy daha. B. Eczacıbaşı'na. Tamam, tamam. Biraz sen yerdekileri al. Koy. Sen nereye gideceksin? Ben Tuğçe'ye gideceğim. Tuğçe hadi. Eczacıbaşı. Eczacıbaşı'na da Eczacıbaşı'na git. İki tane, üç tane. Şurada yerde para var. Ne kadar kaldı? 2, 3, 4, 5, 6, 1. Son 20 saniye. Yerde para var. Eczacıbaşı'ndan eminsen bana ver. Onu Ertan Bey alayım. Eczacıbaşı güçlü takım ya. Emin miyiz? Fenerbahçe mi? Son 10 saniye. Emin miyiz? Tuğçe bak ben buradayım. Al. Artık al. Çok mu böldüm? Süreniz bitti. Bu parayı siz benden istemişsiniz. Benim param biriniz. Bilmiyorum. Kaç para var sende? 7 tane var. 140 bin bende. Tuğçe emin miyiz? Bilmiyorum. Bizi niye buraya getirdin? Eczacıbaşı çok iyi bir takım. Ama Fenerbahçe de son zamanlarda yükselişe geçti yani. O da olabilir. O yüzden değil. Keşke paramız... bunu orada düşünseydik. Eczacıbaşı'nda kalsın. Allah. Meryem. Evet. Hangi takımısınız? Takım tutmuyorum. Tuğçe? Ben Galatasaraylıyım. Yani Galatasaray. Futbol olarak. Peki Galatasaray voleybol takımı şampiyonluğu kazanmış olamaz mı? İyi bir takım değil Galatasaray voleybol takımı. Ben çok eskiden voleybolla ilgilendim, biliyorum. Yani Eczacıbaşı zaten efsane bir takım. Fenerbahçe'de son zamanlarda çok iyi. O yüzden Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda bu yıl şampiyonluğu kazanan takım. Yani Eczacıbaşı'dır ya. Ya en azından paramız var. Peki bir paramızı sayalım. Son andaki görüntüleri de unuttum sayma. Ya. Sanma Tuğçe. Paraları oraya böyle ata ata böyle. Ama ellerim titredi. Bir sayabilir miyim seni? Tabii ki. 1, 3, 5, 7. 140 bin lira. Fenerbahçe 140 bin lira. 860 bin lira Eczacıbaşı. Evet. Beyler bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Hayır. Ben bilmiyorum. Ben şurada Emre biliyor musun? Hayır. Ben bilmiyorum. İlker biliyor musun? Hayır. Koral. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorsun. Anlaşıldı. Ben hep aynı yere mi düşeceğiz dışarıdan? Evet. Kızlar merak etmeyin. Lidyalılar da sizin gibi şu anda. Onlar biliyordur da söylemiyordur. Keşke ters sorsaydık soruları. Bir kere şunu söyleyelim. Hangi takım olursa olsun. Kadınlarımız fileleri parçalıyor adeta. Dünyada söz sahibi hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Helal olsun, tebrik ediyoruz. Bizim için hepsi filenin sultanları onlar. Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda bu yıl şampiyonluğu kazanan takımımız hangisidir diye sorduk. Tuğçe Fenerbahçe dedi ve 140 bin lirayla şu anda Aşık'ın üzerinde. Diğer arkadaşları 860 bin lirayla Eczacıbaşı dediler. B şıkkına geldiler. C Vakıfbank, D Galatasaray. Ben Eczacıbaşı'dım. Parasız ve insansız bekliyorlar. O zaman yanlış şıklar açılsın. Ben düşmedim. Yok. Herkes burada mı? Herkes burada mı? Aa, kesin kazandık. Bir tamam. İyi haber, bir kötü haber. Erkeklerin de yüzü gülüyor şu anda. Yine mi? Çok dedikodu yapıyorlar arkamızdan. Vallahi ben gıybet sevmem ama nasıl gülüyorlar, nasıl gülüyorlar, nasıl gülüyorlar ki? Anlatamam. Ya 140 bin lirayla Fenerbahçe sizi yolunuza devam ettirecek ya da Eczacıbaşı diyecek ki hanımlar 860 bin liranız var. Yolunuza devam. Diyecek. Tuğçe. Efendim. Sen de sudan çok korkuyor musun Meryem? Şu an korkmaya başladım. Hiç korkmuyordum. Ama yani inşallah ben düşerim. Çünkü 860 bin daha iyi para. Of.
Meryem. Evet. Meryem titremeye başladı. Meryem. Tüy gibi kaldı. Meryem. Efendim. Ben kıyamam sana Meryem. Kıymayın bana Tuğçe'yi açın. Meryem titriyor musun sen? Bana güvenmiyor musun? Tuğçe'nin söylediği şıkka giderdim ya. Güveniyorum evet. Hangisine giderdim Tuğçe? Eczacı başında kalırdı. Tamam, buraya ben gelelim. Seni oraya gönderirdim çünkü öyle yaptım. İyi misin? Vakıf Bank'ın üçüncü olduğu bu yıl Eczacıbaşı finalde İtalyan Pomi Casalmaggiore'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu. Ve tabii ki Eczacıbaşı bir alkışı daha hak ediyor. Helal olsun Eczacıbaşı'na. Kızlarımız kazanıyor. Kızlarımız kazandırıyor. Kızlarımız yoluna devam ediyor. Haydi bakalım. Akciğer dölelim mi? Ben kaç tane alayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C, 11, 7, 7, 3 tane atın buraya. Ya. Abi sakala geç bari. Biraz avantaya bu işi çözerim. Ay gene ben düşeceğim. Bir sakal atarsan yardımcı olabiliriz kardeşim. Düşmedim. Tuğçe. Efendim. İyi misin? Aşağısı çok güzel. Bir anda güm. Bir anda yaptınız, o biraz tedirgin etti. Ama aşağısı çok güzel. Tedirgin olmaya zamanın bile kalmadı. Aslında Eczacıbaşı diyen sendin. Evet. Yeter ki Meryem düşmesin dedim. Aynen evet. Öyle. Gerçekten fedakarlık yaptım. Siz böyle düşünürken erkekler size arkadan ne güldüler, güldüler ne güldüler, ne güldüler. Yine. Özellikle Emre. Ben düşerken güldüler mi? Hayır, ben doğru şıkta olduklarını bildiğim için güldüm. Çünkü sevinçliydim onlar adına. Aa, teşekkür ederim. Peki durumumuza bakalım mı bir? Heyecanla 5. soruyu bekliyoruz biliyorsunuz. 5. soruda en çok parası olan taraf ne yapıyor? Yarı finale kalıyor. Parası az olan evine dönüyor. Lidyalılar 1 milyon lira 2. soru sonunda. Kavun 860 bin lira 2. soru sonunda. Eğer böyle devam edersek 5. soru sonunda Lidyalılarla devam etmiş olacağız. Kavun evine dönecek. Ama daha çok var. Daha 3. soru var, 4. soru var, 5. soru var. O zaman ne yapıyoruz? Tabii. Erkeklerin, yani Lidyalıların 3. sorusunu çağıralım mı? Çağıralım. Haydi gelsin o zaman Lidyalıların 3. sorusu. Hükümdarların birbirine yolladığı veya hükümdarlara sunulan armağanlara eskiden verilen ad neydi? A. Avanta. B. Sakal. C. Yadigar. D. Peşkeş. Yadigar. Süreniz başladı beyler. Kesin emin misin? Değil. Dönelim. Ver abi. Ne yapıyoruz? Ben Yadigar'a gidiyorum. Tamam. Ver abi bir tane daha. Bir dörtlü daha vereceksin. Bir daha hayır. Öyle. Ha, evet doğru. Özür dilerim. Yadigar'a mı gidiyoruz? Ben Yadigar'a gidiyorum. Başka bir ya? Nereye? Ha? Nereye? Abi Avanta'ya gidin. Avanta. Olabilir. Avanta değildir ya. Peşkeşe mi gitsin? Ha? Nereye gidelim? Abi istediğin yere gitsin. Ben Yadigar'a gideyim. Yadigar'da çok saniye. Olsun. Ben getiririm. Hayır. Tek şık mı? Peşkeşe git istiyorsan. Peşkeşe hayır, ne hayır, kadar peşkeş. Parayla? Hayır hayır ya. Direkt abi sakala geç bari. Abi Avanta'ya geç be. Abi her şey biliyorlar ya. Nereye geçiyorum? İstediğine gidiyoruz abi. Hiçbir fikrimiz yok. Süreniz bitti. Hükümdarların birbirine yolladığı veya hükümdarlara sunulan armağanlara eskiden verilen ad neydi diye sorduk. A. Avanta, B. Sakal, C. Yadigar, D. Peşkeş. İlker. Efendim? Son ana kadar bir şeyler yaşadınız. 8, 160 bin lira. Ya bu sefer de aslında üçümüz Yadigar'da karar kılmıştık ama... Hani çekirge 3 defa sıçramaz diye bu sefer ben paranın bir kısmını alıp başka bir seçenekte durayım istedim. Nasıl olacak ben de merak ediyorum. Bir ara Emre
Yok, Avanta mı dedi? Ben Avanta'ya bölmek istemiştim ama tabii o sıra şey yaptık biraz süreyle beraber. Pişman mısın? Valla aslında Avanta'ya gitmediğimiz için biraz hani bir kısmını da biraz pişmanım. Aramızda kalsın. Biraz Avanta'ya bu işi çözerim. Tabii siz hükümdar gibi adamsınız. İstersen A şıkkına geçebiliriz. Bir sakal atarsan yardımcı olabiliriz kardeşim. Tabii ne demek Ertan Bey. Bir sakala bakar bu iş. Tabii nasıl isterseniz hallet bizim işi yeter ki. Allah'ım. Evet. Biz de onlara gülelim. Ben bir şey demedim bu sefer. Gördünüz mü? Tuğçe dedi ki biz de onlara gülelim. Bence sabah açılmadan gülmeyelim. Peki. Baba yadigarı. Ana yadigarı. Çok kullandığımız bir sözcük değil mi? Evet. Sizler bize Fethiye'nin yadigarısınız. Biz size iyi bakmak zorundayız. Heyecanlı mısın? Açıkçası ben düşerim diye bekliyordum. Gerçi hala ihtimalim var. Şu anda filmi geriye aldığımda Emre'nin ısrarla Avanta'ya gidelim, Avanta'ya gidelim dediğini duyuyorum. Evet. Ve hatırlıyorum. Sakal gitti. Yadigar gitti. Avanta mı, peşkeş mi? Tamam mı, devam mı? Hazır mısın? Hazırım. Yanlış kapa kaşınsın. Evet. Peşkeş. 160 bin lira. Olsun. Hala 160 binimiz var. Hala İlker yanımda. Yolumuza devam ediyoruz. Nasılsınız beyler? Süper. Emre? Çok iyi. Ben yüzmeyi zaten çok seviyorum. Yani güzel oldu benim için. Beklemediğim bir anda iyiydi. Keyifliydi. Senin bir hedefin var zaten. Rodos'a yüzmek istiyorsun. Evet. 19 kilometre falan değil mi? Evet, 19 kilometre. Marmaris'in biraz ilerisinden bir yerden yüzmeyi planlıyorum. Bir 2 yıl falan sonrasında. Demek ki sen çok iyi yüzüyorsun. Yani amatör olarak uğraşıyorum. Artık profesyonel sayılırsın bu kadar para. Ne güzel, ben de gelirim. Sana geçelim. Eşlik ederim ama teknede olurum. Anlaştık. Tamam. Teşekkür ederim. Veriyorum, gelirim ben de. Teşekkür ederim. Geleceğim size birazdan. Hanımlar. Merhaba. Diyorsunuz ki oh ne güzel paralar gitti. Belli olmaz. Avantaj sizde gibi gözüküyor şu anda. Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci sorunun sonunda kimin parası daha fazlaysa yarı finale onunla devam ediyoruz. Yarışmaya onunla devam ediyoruz. Ve kaybeden tarafın parası da yoluna devam edenin tarafına yazılıyor. Yani aslında birbirinize hizmet etmiş oluyorsunuz hala. Yani aslında gizli bir takım oyunu var. Üçüncü sorumuz geldi Meryem. Bakalım. Hıçkırık insanın hangi kasının istem dışı kasılması nedeniyle oluşur? Allah. A kalp kası. Değil, B diyafram kası. Olabilir. C mide kası. D akciğer kası. Süreniz başladı. Kızlar diyafram ya da mide. 4. Diyafram. Akciğer. Bölelim mi? Kalp böleceğiz, değil. Böleceğiz. Mide, kalp diyafram. Değil. Akciğer. Ben diyaframa gideceğim. Ben diyaframa gideceğim. Ben mideye gideyorum. Kaç tane alayım? Zeynep gel gitsin. Ben de mideye. Kaç tane alayım? Hayır ben diyaframa gidiyorum. Allah Allah. Diyafram daha mantıklı abi. Ben diyaframa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C, mide. Al kucağını. Ben mideye gidiyorum. Mide mi ya? 15, 16. Kızlar bende 16 tane var. Kaç yapıyor? Neredesin? Geç. 7, 3 tane atın buraya. Ya. Bir at. Son 20 saniye. At. Al. Zaten fazlaydı. Tamam. Bende kaç tane var? Kaç paramız var? 16. Bende 20 tane. 20 tane var. 400 bin, 400 bin bende.
Kalsın. Kalsın. 400 bin bende. Kalsın. 400. Kalsın. Süreniz bitti. Yine düştü. Şimdi yok, niye güzel, o zaman güzel. Diyafram sadece çok gitti. C ya da B. Ne bileyim, mide de olabilir de. Yani çok eşit bölmeliydik burada. Boşu boşuna. Eşit böldük gibi duruyor. Kaç var? Şu an matematiğim de gitti Tuğçe, benim. Efendim. Ebelik yapıyordun değil evet, mi? Evet. Yani sağlık memuruyum. Evet, sağlık. Senin biliyor olman lazım şu an. Sağlık memuru. Evet. Tabii. Yani aslında mide. Bilebileceğim bir soru. Ama bu heyecanla bilemiyoruz insanlar. Yani ben, yani herkes de olduğu gibi. Ama yani hiç kırık çok fazla yemek yiyince olur. Yani mideyle alakalıdır ya da diyaframla alakalıdır evet, yani. Mide kasılması gibi mi? Ama işte keşke onu eşit bölseydik ya. İşte ama iki şık da var. Eşit zaten. Herhalde. Siz nasıl bölmüşsünüz bakalım? 3, 4. Özür diliyorum. Bende 100 mü var? Yok, 200 mü bu? 8, 12, 16, 20. Biz aynı şıktayız 400 bu arada Meryem'le. 400 bin bende, 400 bin 460 sizde. Tuğçe Hanım da. Ay, 440 yani diyafram sizde. Kasında. 440 bin lira da mide kasında. Bayağı bir eşit olmuş. Eşitmiş ya. Tamam, güzel, neyse güzel. Eşitmiş. Diyafram. Yani bir 20 lira atsaydınız iyiydi. Akciğer olamaz değil mi? Nefesle alakalı. C ya da B. İnşallah mide çıkar. Ben zaten ıslağım. Arkadaşlar ıslanmasın. Tek temennim Meryem düşmesin. Uf. Sivri karakter Zeynep. Atarlı ben, ablamız. Ben. Tuğçe. Evet. En akıllı da Meryem'miş. Öyle tanımlıyorlar kendilerini bu hanımlar. Nasıl bir atar bu? Böyle ablaları gibiyimdir. Sanki böyle bir yanlış yaptıklarında direkt hayır yapma falan diye kızarım onlara. Zaten biraz önce belli oluyordu evet, böyle. Bana para. Atsana şu 20 bin lirayı falan böyle. Bana para atın. Yani sinirlenirim, direkt sinirlenirim. Tutamazlar beni. Korkar mısınız? Çok. Ya bir de güçlüyümdür onlara göre. O yüzden. Tuğçe hıçkırık tutar mı peki? Tutar beni. Çok yemek yiyince tutar. Demek ki midedir. Ay gene ben düşeceğim. Çok yemek yiyince bekliyor. Erkekler. Kalmıyordur. Lidyalılar. Bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Üçünüz de yani böyle. Düşeceğiz. Ha bir de el hareketi yapıyorsunuz. Yani nasıl bilemezler gibi. Peki. Erkekler biliyormuş bu sorunun cevabını. Sağlıkçılar ya. Diş hekimi oldukları için biliyorlardır ama ben de ebeyim yani. Akciğer ve kalp olmadığından eminim. Bence devam ederiz yarışmaya. Peki kim düşer? Ya inşallah ben düşerim. Duaların kabul olur mu? Yani duaların olur, kabul genelde olur, olur evet. Genelde böyle. Meryem iyi mi? Meryem. Meryem iyiymiş. Meryem'i hıçkırık tuttu. İyi iyi açılır. Meryem hıçkırık krizinde. Bu yarışmada her an her şey olabiliyor. Konuşurken bir anda küt diye kapak açılabiliyor. Ve sular boylanabiliyor. Hele bir de ben böyle söze tuttuğum zaman. Ya aa, diğer şıklar açılmadı. Diğer şıklar açılmadı tabii. Aa. Tabii. Hıçkırık bir nefes olayı mı? Bence nefesle alakalıdır ya. Yani midede diyaframla nefes bağlı. Nefes akciğerle ilgili midir? Yapmayın. Ben yapmadım. Ya onu hiç düşünmedik. Tekrar soruyorum. Hıçkırık nefesle ilgili midir? Olabilir. Nefes akciğerle ilgili midir? Evet. Hıçkırık akciğerle ilgili olabilir mi? Olabilir. Peki ben sizi konuşturunca ne oluyordu? Düşüyorduk. Konuşturmayın bence. Düşmedim. Bir tanesi daha gitti. Düşmedim. Sen düşmedin hem Tuğçe. Hem ya akciğer ya diyafram. Kalp gitti. Bak. Akciğer kaldı. Akciğer kaldı. Akciğerin nefesle ilgili olduğunu daha önce hatırlatsaydınız keşke. Ama sen zaten kapağın üzerindeydi. Evet. Grup kavun. Devam ediyor mu, etmiyor mu? Yanlışlık. Açılsın. Ay. Evet.
Hıçkırık diyaframın ani ve istemsiz olarak kasılması sonucu oluşur. Diyafram kası 400 bin lira. Yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım. Abi kız emin ben değilim. Normalde çok emin gittiniz. Hadi kardeşim şimdi ne olacak? Kaç ya para zaten var? Onlardan fazla paramız var. Kızım aynı son 10 saniye. Gitme. Ya niye güvendik fazla bir sana? Şey söylemediğinize ben, göre. Doğru ve gitme yine be. Aşk olsun ama kendimi benim hiçbir fikrim olmadı. Yani. Ben de... Hıçkırık var mı? Yok. Çok stresi ince attık oluyormuş. İnden boş galiba o yüzden. Peki stresi attık mı? Attık. Attık. Gerçekten attık. Yardımcı oldu. Erkekler biliyor muydunuz? Biliyorduk. Lidyalılar. Evet. Üçünüz de diyafram diyordunuz gözünüzle bana aslında. Evet. Adamlar o doktor biliyor. Adamlar doktor. Peki durumumuza bir bakalım. Kalan sorumuz 4. Lidyalılar 160 bin, kavun 400 bin. Stüdyoda toplam 560 bin lira paramız var. Harika. Peki siz üçünüz de evlisiniz. Evet. Enişteler ben var. Var. Beyefendilere buradan selamlarımızı şöyle bir gönderelim. Beyefendiler sizi izliyorlar. Lidyalılara, bekar beylere bir tavsiyeniz var mıdır? Bir an önce evlenin, güzel bence. Yani. Yardımcı olursanız. Paranın bir kısmıyla. Paranın bir kısmıyla yardımcı olursanız. Doğru, haklısınız. Gerçekten çok zor. Çok evlilik biz de zaten onun için geldik buraya. Hani borç harç zor oluyor. Tuğçe amma atarlıymışsın he. Çok borçlu bir şey gerçekten. Hani bu parayla da gerçekten o borçları kapatmak için ben ya yarışmaya. Ya çok borç olsun da evli olsun. Ya keyifli evet. Ama evli keyifli olun. Evet. Evli kadar keyifli bir şey var mı? Yok yok, bence borçsuz bir şey var mı? Yok. Borç yiğidin kamçısıdır. 0 lira borcunuz bile olsa borçlu bir can borcunuz var. Evet. Onun için borçsuz hayat olmaz. Evet. Değil mi? Aynen. Peki o zaman. Geldik. Lidyalılar kafayı oraya çevirdi. Baktık top geliyor. Ve işte soru geldi, 4. soru. Kadınların giydiği kapalı, ince, sivri ve stiletto yüksek topuklu ayakkabılara hangi ad verilir? Stiletto. A. Platform topuk. B. Dorsay. C. Babet. D. D. Stiletto. Sen al abi. Süremiz başladı. Sen al. Bir kere de sen al. Neden versin? Benim başlıyor. Geç abi de öyle geçiyor. Şöyle. Koran. Normalde çok yaparsın bak güzel. Bakalım şimdi ne olacak? Süreyi durduralım mı? Çok emin gittiniz. Evet, durdurabilirsiniz. Durduralım. Emin misiniz? Evet. Durduruyorum. Evet. Durduruyorum. Evet. Durdurdum. Yine çok eminler. Keşke bize gelseydi bu soru der gibi bir hava arkada. Keşke. Vallahi hani dedim ya, dedikoduyu sevmem. Buradan bütün Fethiye'li bekar hanımlara duyurulur. Beyefendiler, kabak tatlısı nasıl yapılır bilir. Kadınların giydiği kapalı, ince, sivri ve yüksek topuklu ayakkabılara anında giderler. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Yakışıklı, genç, doktor ve ilaç işiyle mümessillik yapan yakışıklı yakışıklı adamlar. Paramız da var diyorlar. Bize de kapakları açmak düşüyor. Bir dakika hanımlar. Siz biliyor musunuz cevabı? Evet. Biliyoruz. Tereddüt yaşayan var mı? Yok. Yok. Yoktur yok herhalde. Peki. Onu kızdık. Kimse de tereddüt yok. Ne erkeklerde ne hanımlarda. Yanlışlıklar açılsın. Stiletto 160 bin lira ve yolumuza devam ediyoruz Lidyalılarla. Haydi bakalım.
Size alkışlıyoruz. Stüdyoda inanılmaz bir heyecan var. Ekran başında milyonlar inanılmaz bir heyecan yaşıyorlar. Çünkü 5. soru yaklaşıyor. 4. soru sonunda beylerin 160 bin lira parası hala önünde. 4. soru sorulmadı ama hanımların 400 bin lira parası önünde. Evde enişteler hadi 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 diyorlar şu anda. Hayatlarında hiç bu kadar destek vermemişlerdir eminim. Verirler ya. Benimki verir. Niye öbürleri vermez mi? Yani şimdi onların adına konuşmak istemedim. O yüzden benim eşim verir sağ olsun. Yani onlar vermez mi? Yok onların adına konuşmak onlar istemedim verir, ama benim onlar da verir. Verir. Benim eşim de onlar da verir. Meryem ikide de verir. Evet tabii. Zeynep. Zeynep. Buyurun. Eşinizin telefonu, telefonunuzda nasıl kayıtlı ismi daha doğrusu? Batu Bey. Batu Bey. Evet. Ne güzel. Çok evet. Resmi. Biz iş Batu vasıtasıyla Bey. Tanışmıştık. Öyle kaydetmiştim. Batu Bey diye. Öyle hala kaldı. Öyle. Uğurlu kalsın diye. Evet uğurlu kalsın diye. Ben biraz... Hiç değiştirme. Aynen değiştirme düşünmüyorum. O size Zeynep Hanım mı diyordu? Yok. Tuğçe sen de? Ben de adı yazıyor eşimin Emre. Emre. Ve dı sevgili yazıyor. Emre dı sevgili. Hani sevgilim. Anladım. Evet. Ama evlendikten sonra ucuna R işareti getirdik. Resmi işareti. Resmi. Resmi sevgili yani. Ha, bayağı böyle uğraşmış. Resmi. Evet. Bana aittir. Evet. Patenti benimdir. Ben Tuğçe demek bakar ki mısın? Dördüncü soru geldi. Allah. Doğru atlarda hakim renk hangisidir? Doğru at ne ya? Sen bilirsin. A beyaz. B siyah. C gri. D kızıl. Doğru at ne bilmiyorum ben. Süreniz başladı aslında. Doğru at ne bilmiyorum ben. Doğru at ne bilmiyorum ben. Emin misin peki? Bölelim mi? Benim hiçbir fikrim yok. Bir film var. Benim hiçbir fikrim yok. Zeynep nereye sana gidiyorum? Ben sendeyim. Nereye gidiyoruz? Kaymağımlı kızıl diyor. Benimle gidiyoruz. Gidelim kızım. Gelin. Gel gidelim mi? Bak. Gel yani. Söyle. Çok az bir parayla. Gri olmaz ya. Bak zaten onlardan fazla paramız var. Böyle çabuk. Bir şey yapma. Çabuk. Gideyim kızım. Hangisi? Gel gel. Gel. Emin. Hangisine? Gel. Abi gel. Emin. Hangisine? Gel gel emin. Emin misin? Emin. Abi kız emin ben değilim. Daha bak 27 saniye var. Hayır. Eminim gel. Gri'yle ilgili ya. Bir şey istedin mi? İstedim. Bir film izledim. Beyaz. Beyaz gideyim mi? Hayır gel. Olsun. Gel. Ya son saniye de var. Kaç ya para zaten var? Onlardan fazla paramız var. Altı. O niye 120? Kızım aynı son 10 saniye. Gitme. Gitmeyin ya. Altı balık ya gider. Hayır kızım ya eminim. Eminim. Tamam. Oh. Süreniz bitti. Sonunuz ne olacaksa Zeynep yüzünden olacak. Evet. Ya niye güvendik fazla ki biz sana? Fazla bir şey söylemediğinize göre. Dore gibi aklımda kalmıştı diye. Zaten paramız fazlaydı yani. Niye güvendik ki biz Zeynep'e? Aşk olsun ama kalbimi kırıyorsun yani. Benim hiçbir fikrim olmadığı için yani, güvendim. Elenmekten iyiydi ya, kanka. Tamam. Sembolik olarak kısaltmıştım. Öyle yani bir filmde zaten izlediğimi hatırlıyorum. Dore rengiyle bağdaştırdığımı da hatırlıyorum. Ben, hani kızıl, doğru ben Dore atını hiç görmedim. Hiç duymadım. Atlarla aran nasıl sevgili Zeynep? Yani öyle bir fırsatım olmadı. Atlarla haşır neşir olacak kadar. Sen böyle söyle Tuğçe ile Meryem'i daha çok mahvet. Ne yapalım? Pek anlamam diyorsun. 10 yıllık arkadaşlığımıza güveniyorum artık ben. Canı sağ olsun. Aynen canı ama sağ olsun. Ama olsaydı bir tek Zeynep'in ama haşır yani neşirliği olurdu atlarla herhalde. Tuğçe de mi? Ben şahsen o yüzden güvendim geldim. Yani ben keşke beyaza gideydim yani. Beyler, Lidyalılar. Beyaz at. Koral, İlker ve Emre. Sadece başınızı hareket ettirin yeter. Beyaza gidebilirim. Doğru cevabı biliyor musunuz? Doğru cevabı biliyor musunuz? Vay. Vay. Hanımlar. Biliyorlar mı? Beylerde acayip bir sevinç var. Kısmet. Yüzleri inanılmaz gülüyor. Bölse miydik ya? Hatta bir ayrıcalık yapayım beylerin yüzünü göstereyim mi size? Yok istemiyorum ben. Arkayı görmek ister misiniz? Hayırlar. Ben istemiyorum. Olabilir yani. Görelim dostu düşmanı tanıyalım derim ben. Tuğçe sen bölelim dedin. Tam gidiyordun gitmedin. Gideyim dedin. Şurada durdun. Nereye gidiyordun? Ya aslında Kırat. Hani C ile D arasında kaldım ama şu an mantıklı bakınca keşke beyaza gitseydim derim. Çünkü ben... hani beyaz atlar çok asildir böyle bembeyaz. Hani belki özel hani altın gibi asil bir attır beyaz. Hani... Bilmiyorum. Zeynep de hayvanlarla çok ilgili. Hani köpek bakıyor, kedileri seviyor.
Babamın da altılı ganyan bayisi vardı. Şu an yani. Bence bana güvenin yani. Başka yapacak bir şeyimiz yok zaten. Mesela ben hiç mesela bir at yarışı izlerken Dora at sol kulvardan koptu geliyor falan diye bir şey duymadım. Yani. Ben de duymadım Zeynep. Ben de duymadım. Yani zaten onlardan fazla paramız var, kusura bakmayın ama bölebilirdik ya. Bir soru daha var. Olsun, zaten 200 yapsak bile onlardan fazla paramız var. Kızıl diye direkt aklıma kızıl düştü yani. İnşallah, inşallah ya. Ya Zeynep'i bu kadar ezmeyin çünkü ya. Çünkü diğerleri hakkında fikrim yok açıkçası. Ezmedik ya, Zeynep'i kırat olabilir hani. Ben sizle konuşurken şöyle yaklaşayım. Yok. O filmi ne zaman seyretmiştin sen? Yakın zamanda değil. Yakın zamanda değil. Yani kesin peki. Unutmuş olabilirsin. Hayır yani aklıma düştü direkt. Kızıl diye. Durup dururken niye düştü hiç bilmesem. Tabii ki bölündeydim ama aklımda böyle bir renk var. Gri gitti, zaten griyi beklemiyorduk. Arkadaşlar Meryem'den tepki alamıyorum şu an. Ben arkamı dönebilirim. Meryem şöyle kalmış da hala böyle devam ediyor. Zeynep. Efendim. Arkadaşlar bayağı bir yüklendi gibiler sana ama. Haksızlık ettiler değil mi Ertem Bey? Buna ihtiyacımız var. O zaman yanlış şıklar. Çok korkuyorum. Açılsın. Galiba elendik kızlar. Kızıl at 400 bin lirayla yoluna devam ediyor kabuğun. Çabuk, ben bilmiyorum çabuk. 20 saniye kalmış. Gıdaya mı gideyim, tekstile mi? Gel gel. Kaç param var? Çabuk çabuk. Gir içeri, gir. Zaten başka alternatif yok yani. Evet. Çabuk. Hayır. Kal orada, kal orada. Geri dön. Gördüm. Kayıtlarda var. Vallahi mi? Vallahi. Şaka yapıyorsun. Evet. Oh, açılmayacağım, açıl. Meryem ağzına çık kaldı. Şimdi daha da çok korkuyorum. Allah. Of. Çok iyi. Meryem. Çok mutlu. Kutluyorum. Kutluyorum. Teşekkür ederim. Ama yani insanların birbirine güvenmesi lazım değil mi? Tabii. Güven çok önemli bir şey. Girmesek evet, o konulara, girmesek gibi. Biz de güvendik. Özgüven de çok önemli. Onun için Zeynep'e kocaman bir alkış. En çok ben alkışladım. Şu anda hani demiştim ya Zeynep'in eşi televizyona yapıştı diye, şu anda hala televizyona yapışmış durumda. Helal. Zeynep, Zeynep, Zeynep diye böyle evet İstanbul'da tura çıkmış. Peki. İlker. Buyurun. Hiç ıslanmayan sensin. Evet, şansıma. 5 kişi kapaklar açıldı, suya düştü. Kapaklar sadece İlker için açılmadı. Evet. Ama ben bayağı yüksek bir bedel ödedim kuru kalmak için sanırım. Peki. Şimdi 4. soru bitti. 5. sorunun sonunda, yani biraz sonra, özellikle Lidyalılar için o kadar kritik bir soru ki. Çünkü 5. sorunun sonunda parası en fazla olan tarafla yolumuza devam edeceğiz. Ve kaybeden tarafın parası da kazanan tarafa eklenecek. Yani inanılmaz bir an. Durumumuza bir bakalım. Kalan sorumuz 3. Lidyalılar 160 bin, kavun 400 bin. Avantajlı gözüken kavun. Erkekler hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Hazırız. Hazırsak erkekler için, Fethiye için, Lidyalılar için 5. soru. Bu soru çok önemli ve işte o soru geliyor. Dünyanın kayıtlı en eski şirketi olan ve 578 yılında kurulan Kongo Gumi hangi alanda faaliyet göstermiştir? A gıda, B inşaat,
C tekstil, D temizlik. Bence gıda. Süreniz başladı. Var mı başladı? Yola. Tekstil değildir oğlum. 578 yılında tekstil mi olur? Gıda. İnşaat 578 yılında Kongo'da olduğunu zannetmiyorum. Gıdaya gidiyorum abi. Al parayı. Gıdaya gidiyor? Gıdaya gidiyorum. Gıda diyelim abi. Gıda diyelim. Aa dönmüyorlar. Gıdaya mı gideyim, tekstile mi? Gel gel. Nerede abi? Buraya mı geliyorum? Gel yatışalım ya, gidelim abi. Kongo'da ne tekstil abi? Emin misin? Gerçi Kongo yanıltıcı da olabilir. İslanmadan gideyim diyorum. Ha? İslanmadan gideyim diyorum. Orayı da olur. Ver o zaman bir tanesiyle git. Hadi be. Valla o. Burada mı duruyorum? Ben yürü abi. Burada mı duruyorum? Ben duruyorum. Gıda değil mi siz yani? Son 10 saniye. Ya tam başka alternatif yok yani. Süreniz bitti. Lidyalılar. Bu yarışmada her zaman şunu söylüyorum. Çok emin değilseniz paranızı bölün. Şartlar ne olursa olsun. Hele hele böyle bir anda. İlker özellikle parayı bölmek istedi. Gitmek istedi sanki. Böyle bir şey hissettim. Ama Emre büyük bir sorumluluk aldı. Hayır gel buraya dedi. Gördüm. Kayıtlarda var. Gördüm. Değil mi Emre? Yani dedim ama emin olduğum için demedim açıkçası. Yani gelmesini istedim. Para sadece bölünmesin diye mi? Yani tabii hani stratejik olarak ya korumamız gerekiyor. Hani bölünce çok bir şey kalmayacak. O yüzden açıkçası. Ya hep ya hiç mi? Yani biraz evet öyle oldu. Dünyanın kayıtlı en eski şirketi olan ve 578 yılında kurulan Kongo Gumi hangi alanda faaliyet göstermiştir? Tekstilde aklım kaldı benim. Hani bari yarışı turu bitirseydim diye düşündüm. Tekstilde aklım kaldı. Evet. Yani arkadaşlar böyle çok ilk çağlara yakın gibi düşündüler ama o kadar eski bir tarih değil. Yani 578'de. Değil yani 1450 yıl önce falan. Ama o kadar eski değil yani. Bir tekstil vardı gene yani. Bayağı 1450 yıl önce hani bizim akrabalar falan da değil mi? Yani en kötü İsa tasvirlerine bak. 500 yıl daha eski adamın üstünde giydiği bir şeyleri var. Hani benim aklım tekstilde kaldı. Hatta böyle parayı bırakıp tekstilde beklesem de evime kurumu gitsem diye düşünmüyor değilim. İstiyorsan parayı bırakıp geçebilirsin. Vallahi mı? Vallahi. Ama bak, doğru cevap tekstilse evet. Parayı burada bıraktın. Yarışma senin için bitmiş sayılacak. Buna var mısın? Zaten bitti canım. Hayır, tamam ben parayı bırak o zaman. Kuru kalmak anlamında diyorum. Parayı arkadaşlarına ver istersen. Ver abi. Bir tane de bana ver. Ya evet. Islanırsam da en azından eşitlemiş oluruz. Sen yani. Tekstile geç. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Orfete bak. Eğer tekstilse doğru cevap. Evet. Yarışma yine de bitti. Yarışma bitmiş oluyor. Tamam. Eve kuru kuru gitmek istiyorsun demek ki. Ne yapıyor? Diyecek şimdi. Biz ıslandık abi zaten. Aklımda tekstil kaldı deyip durdu. Ben ne yapayım? Hani bir de eğer doğru cevap gıdaysa boşu boşuna ıslanmış oldu bir de. Yarışmanın ismi bu değil mi? Kendi düşeni alamaz. Tabii. Evet, tabii. Evet, çok güzel bir şey söyledin. Evet. İlker, kendi düşeni alamaz kardeşim. Kendin düştün. Hakikaten doğruymuş. Aldığımız habere göre İlker şu anda Fethiye'ye doğru yüzüyor. Yüzerek gidiyor. O zaman hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Yanlışlıklar açılsın. Dilimle yarışmak bir onur duymayacağım. Biz pasa beraber düşeceğiz herhalde. Tapınak inşaatı ile uğraşmışlardır. Doğru cevap inşaat.
Onlar İlker'in arkasından devam edecekler. Biz yolumuza hanımefendilerle devam edeceğiz. Kavunla devam ediyoruz. Kendi düşen ağlamaz devam ediyor. Lidyalılar gitti. Güle güle. Güle. Fethiye'ye doğru yola çıkıyor. İzliyorlardır. Buraya bu parayla geleceğinizi düşündünüz mü hiç? Buraya geleceğimizi dahi düşünmedik. Buraya geleceğinizi dahi düşünmedik. Çünkü Zeynep vazgeçmişti yani. Biz evet. Onu son anda ikna ettik. Doğru. Peki. Madem siz erkeklerin yerine geçtiniz ben de sizin yerinizi alayım. Uğurlu peki. Orası. Artık rakibiz. Oo. Durumumuza bir bakalım mı? Bakalım. Meydan size kaldı. Durumumuza bir bakalım bakalım. Kalan sorumuz 3. Önümüzdeki para 400 bin lira. Kavun 400 bin lira. Kavun. Tabii. Bu 400 bin lira eşittir Zeynep demek sanki. Çok ya büyük bir sorumluluk. Büyük almıştı. Bir payını verebilirim şu anda. Hani bir de söylediklerimden dolayı çok mahcubum. Ama en başta mahcup olma. En başta bu bir takım oyunu. Ondan evet. Önce. Ondan önce. Ondan evet. Önce. Evet. Ben kendimi feda etmiştim mesela. Tabii evet. O var. Gelsin mi? Beşinci sorumuz. Gelsin. Hazır mıyız? Hadi çağıralım. İşte beşinci sorumuz geldi. Kızlar. Kadınlar hangi dalda daha fazla Nobel ödülü almıştır? A. Tıp psikoloji. Olabilir. B. Barış. Olabilir. C. Kimya. Olabilir. D. Edebiyat. Hiçbir fikrim yok. Ben de bilmiyorum. Süreniz başladı. Bence hepsi olabilir. Bence de hepsi olabilir. Kaç var burada? Böl, 100, 3'e böl, 120, 3'e böl. 140. 120 de bende var. Kimya değil. Bence abi kimya değil ya. Ya tıp, Barış'a da gidiyorum. Edebiyat daha çok kısmı. Barış'a mı gideyim? Barış'a gel, Barış'a. Git. Edebiyata bence git. Kimya imkansız. Barış'a gel. Kimya Barış'a imkansız. Edebiyata git. Paran edebiyata. Var. Kaç paran var? Evet. Kimya kısar. Süre kaç. Edebiyata git. Edebiyata. Kimya değil ya. Kimya değil. Kaç paran var? 2, 4, 6, 7. Son 20 saniye. Çabuk çabuk. Gir içeri gir. Gir artık Işıkka. Kaç paran var? 7. Bilmiyorum 7, 2, 4, 6, 7. Yani 7. Kaç parası var? Barış. Tamam böyle. 140, 140. 140, 120, 140. Hadi barıştın. Evet. Tamam. Hayır. Kal orada, kal orada. Geri dön. Tamam. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Süreniz bitti. Ya. Of. Az daha ortada kalıyordum. Zeynep. Bu parayı buraya düşürdün. Ne evet. Yapayım? Barış diyorum. Barış'tan yanayım. Oraya doğru koşuyordun çünkü. Evet. Barış'a gönderdi parayı. Barış. Alayım. Bu para sende. Tuğçe. Kaç paran var? 120 bin. Tıp psikoloji A şıkkında 120 bin lira var. Sevgili Zeynep'te edebiyatta. 120. 120 de Zeynep'te var. 240 bin lira. 160 bin lira Barış'ta var. Ya niye eşit bölmedik işte? O parayı getirmeyecektin buraya. O parayı getirmeyecektin buraya. Yine eşit olmuyordu ki. Bölemedik. Hiç bilmediğimiz soru. Yani oradaki 60 fazlalık boşa gitti yani. 60, 160'ın 60'ı. Kimya da çıkabilir arkadaşlar şu an. Ya o da o zaten. Kimya değil ya. Kimya değil. Efendim. 400 bini 3'e eşit şekilde nasıl böleriz? Bölünmez aslında ama ben. Hadi bakın. Hani onlar en azından 140, 140, 120 diye daha yakın bölebilirdik. Anladım. Tuğçe. Efendim. Biraz gergin gördüm seni. Evet çünkü hiç bilmiyoruz. Yani kimse bilmiyor. Bu sefer Zeynep de kurtaramadı bizi. Ben gene sağlıkçı olduğum için tıpa gittim. Psikoloji tıp falan. Çekiyor seni değil mi? Çekiyor. Su kan çekiyor mu seni? Su da çeker. Ya sohbet ediyoruz ben korkuyorum. Korkma korkma. Bu sefer bir şey olmayacak sana korkma. Su çek. Hiçbir şey olmayacak tıp sana. Tıp da çeker. Zeynep. Buyurun. Ben geldim. Merhaba. Buyurun. Zeynep düşecek. Nasılsın? İyiyim. Çok korkuyorum. Edebiyatla aran nasıl Zeynep? Fena değil. Çok iyi diyemem. Kitap okumayı sever misin? Çok
Sevmem. Çok sevmez. Evet. Yüzmeyi sever misin? Severim. Gerçekten. Nobel ödülü almak ister miydin? Keşke. İstersin değil mi? Düşünsene. Evet. Soy isim neydi? Tok Söyle. Tok Söyle. Zeynep Tok Söyle Nobel ödülünü aldı. Ne kadar güzel geliyor kulağa değil mi? Çok güzel olur, haklısınız. Kulağa keşke. Bazı şeyler güzel geliyor. Of. Allah. Tıpkı sesi gibi. Of. Allah. Of. Edebiyat değilmiş. İyi ki. Arkadaşlar, benimle sohbet etmek isteyen var mı? Ben istemiyorum. Bu kadar mı korkutuyorum? Kameraman arkadaşlar falan. Tuğçe. Ya gelmeyin. Ya. Tuğçe, ben sana ne yaptım? Ya sizle sohbet ederken birden kapak açılıyor mesela. Şaka yapıyorsun. Evet. Oh, açılmayacağım. Açıldı. Ya. Yok korkma. Tamam. Psikolojik olarak sıkıntı yaratıyor sende bu. Şık, üstünde bulunduğum şıktan ötürü bir de psikoloji de var orada. Peki. Tamam, ben senin yanından gidiyorum. Eyvah. Rahat ol. Sağ olun. Eyvah. Rahat ol. Meryem. Buyurun. Eşin ne iş yapıyordu? Eşim İngilizce öğretmeni. İngilizce öğretmeni. Evet. İngilizcen nasıl senin? Benim kötü, bu sorunun ardından ne gelecek? Sen korkuyor musun benimle konuşurken? Korkuyorum sen şu an. Sen korkma Meryem. Korkuyorum. Sen korkma. Korkuyorum. Meryem, niye korkuyorsun? Kapak açılacak diye. Meryem bana... Meryem, doğru bildin, kapak açıldı. Meryem, ağzına tık kaldı. Şimdi daha da çok korkuyorum. Meryem, %50 şansın var. 160 bin lira da var. Kimya değildir. Paranın ya. Kadın ve kimya. Tuğçe bir atar yaptı sana ama niye para sende daha fazla falan diye. Tuğçe ne dese tersi çıkıyor. Tuğçe böyledir. Atarlanır genelde. Sen çok güzel bir şey söyledin, biliyor musun? Gerçekten. Kadın varsa barış var dedim. Bence de. Deyip düşüyormuşum. Kadınlar hangi dalda daha fazla Nobel ödülü almıştır sorusunun cevabı kapak açılırken ortaya çıkacak. Ve biz o kapağı şimdi açalım. Evet, edebiyat 14, tıp 12, kimya 4, barış ödülü 16 kez bayanlar tarafından alınmıştır. Gerçekten barış ve kadın lafı yan yana gelince çok güzel oluyor. Sevgili Meryem'i kutluyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Merhaba. Tuğçe, niye bana öyle bakıyorsun? Çok. Sizden sanki şu an... her şeyin sorumlusu benmişim evet. gibi. Ya ben hiç beklemediğim bir anda oldu. Meryem'le konuşurken ben düştüm. Ve su yuttum içeride. Hiç beklemiyordum çünkü hani. Hayırlısı ama önemli olan paramız. Önemli olan paramız. Durumumuza bakalım bir. Kalan sorumuz 2. Ve önümüzde 160 bin liramız var. Yarı finaldeyiz. Sevgili Meryem, müzik şu anda öbür tarafta müzik dinliyor. Dünya umurunda değil sanki. Sizi görmüyor, burada olanları bilmiyor, duymuyor, hiçbir şeyden haberi yok. Bu soruyu siz ikiniz cevaplayacaksınız. Sonra asıl görev Meryem'e kalacak. Hazır mıyız? Evet. Hazırsanız finalden önceki son sorumuz geliyor. Hiç bakmadım. Hangisinin düğününde beyaz gelinlik giymesinin ardından gelinlikte beyaz renk gelenekselleşmiştir? A. Marie Antoinette. B. Büyük Katerina. C. Kraliçe Victoria. Ben hayatta bilemem. Marie Antoinette. Süreniz başladı. Ben hayatta bilemem. Marie Antoinette sanki pasta yiyeyim diyen olabilir mi acaba? Ben hayatta bilemem. Kaç tane? Kaç para? 160 bin vardı. Yani eşit mi böyle? B ile C'ye ama kraliçe... diyor. Yani Katerina sanki. Katerina yani. Hani eşitiz şu anda. Evet, eşitiz. Eşit mi devam edelim?
Abi ağzım düşünmüyorum. B ile C. Bence Katerina ve kraliçe yani. Hani kraliçe o. Ay dur bir dakika. Geç. Ama daha var. Eşit miyiz? Şu an eşitiz. Kraliçe daha bence iyi. Kraliçe duruyor. Kraliçe duruyor. Bir tane daha vereyim mi? Hayır. Ya. O zaman kaç? 40 kalıyor. 40 kalıyor. Neyse 40. Hani 3 tane balyamız kalsın hani en kötü. En kötü 3 balya. Evet. En iyi. En iyi kaç var orada? 5. İyi. Temiz para. Tamam. Yani sürenin de işlemesinin evet, işlemesi yok herhalde. Yok. Süreniz bitti. Tam Meryem acaba ne düşünüyor bu konuda? Benim yanıma gelmeyin. Zeynep. Buyurun. Neden Kraliçe Victoria'dasın? A olmadığını düşünüyoruz. B ve C de durmak durumundayız böylelikle. Kraliçe ismi ağırlıklı mı kraliçe, geldi? Evet, kraliçe evet bir önder olabilir kraliçe diye düşünüyorum. Marie Antoinette de Fransa kraliçesiydi biliyorsun. Evet. O yani yanlış hatırlıyor olabilirim tabii ama o sanırım pasta yiyin, ekmek yoksa pasta yiyin diyen miydi acaba? Yanlış da hatırlıyor olabilirim şu an tabii ama. Evlenmemiş midir acaba? Onu bekarken mi söyledi? Mary. Belki. Marie Antoinette. Büyük Katerina. Neden? Büyük Katerina işte. Yani Katerina böyle hani böyle şey geldi bana. Katerina. Hani klas gel. Klas geldi böyle hani bir öncü adı gibi geldi ama Katerina Rus ben gibi. A şıkkındaki hanımefendinin Fransız kraliçesi olduğunu bilmiyordum. Yani bir kraliçe bence daha mantıklı. Ama ben niye A'ya gitmedim? Meğer yok sen... o değil. Onu ben yani neredeyse eminim emin diyebilirim. Ha, büyük Katerina. Peki bunu Meryem bilecek mi? Sende 100.000 lira var. Evet. Tuğçe'de 60.000 lira var. Eşit bölmeliydik galiba. Bundan sonrası... Eşit mantıklı olabilirdi. Meryem'de. O zaman Meryem'in yanına gidelim. Her şey senin avuçların içinde. Keşke olmasaydı. Soruya hakim misin? Kesinlikle değilim. Yani çok böyle ufacık bir fikrim var. Ve onu kullanacağım herhalde. Kesinlikle değilim. Zaten bu yüzden pişman oldum. Peki o zaman. Yanlış olduğunu düşündüğün iki kapağı açmanı rica edeceğim. Önce ilk kapak lütfen. Yani bir şey düşünüyorum ama o kadar saçma geliyor ki kendime de. Yine de açmak zorundayız. Yine de açmak zorundayım. Acaba o saçma şeyin peşinden mi gitmeliyim? O saçma şeyi bizle paylaşır mısın? Belki diyorum. Belki. Şıklardan birinin tekstilde bir ürünü olduğunu biliyorum. Belki oradan yakalarım diye düşünüyorum. Çok heyecanlı. Zor da olsa bir kapağı açtın. Şimdi bir kapak daha açacaksın. Evet. Bilmiyorum içgüdülerime güvensem mi? Altıncı hissime mi deyim? Yani çok his değil de. Öyle bir soru ki. Başka hiçbir yorum yapamıyorum. Diğer kapağı hazırsan açalım mı? Hiç hazır değilim ama açalım. Meryem. Ağlamak istiyorum. Olan oldu. Ama inanılmaz bir heyecan yaşıyorsun. İnanılmaz. Arkanı döndüğünde iki arkadaşın birden suya düşmüşse eğer... ...bu yarışma sizin için bitmiş olacak ve...
sen de suları boylayacaksın. Alper. Hazırsan paravanı açacağız. Açalım yani. Bu soruda çok yapacak bir şeyim kalmadı. Açalım. Dönüyor muyum? Dönüyorsun. Gerçekten mi? Dönüyorsun. Selam tatlım. Yere düştü. Su çekti ama... Meryem konuşamıyor. Konuşamıyorum. Öncelikle büyük bir sorumluluktu benim için. Peki. İkiniz de Kraliçe Victoria'da birleştiniz. Peki doğru mu değil mi? Doğruysa finale gidiyoruz. Yanlışsa İzmit'e gidiyoruz. O zaman bakalım. Kraliçe Victoria sizi finale mi götürecek yoksa İzmit'e mi yollayacak? Doğru cevabı görelim. Kraliçe Victoria. Victoria Prens Albert'le evlenirken beyaz gelinlik giyerek bunun gelenekselleşmesine zemin hazırlamıştır. Yani Kraliçe Victoria sizi 100 bin lirayla finale taşıyor. Paracıklar. Biraz az kaldılar ama. Tuğçe hoş geldin. Hoş bulduk. Kraliçe Victoria'nın selamı var. Hay. Aleyküm selam. Katerina diyor ki ne alaka? Yani Katerina... Ben giymedim. Benim için önemli değil. Önemli olan bu. Düşsem de fedakarlığıma devam ediyorum. Meryem tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten tebrik ederim. Büyük bir sorumluluktu. Çok çok ve büyük. Ve 100 bin lira. Final sorusu 100 bin lira bir görelim. Durumumuzu görelim. 100 bin lira. Lidyalıları elediler. Ve 100 bin lirayla finaldeler. Aslında Lidyalılar kendi kendilerini elediler. Evet, evet. Kızlar onlara hiçbir şey yapmadı. Fazla keşke değil. Onların paralarını da alabilseydik. Gelselerdi de. Evet. Beşinciyi. Ay çok aç gözlü oldu. Tamam yeter. Yok ki. Yeter. Borçları kapatır. Hani en azından tatile gidilir. Bir miktar ayrılır falan. Güzel. Peki, finalde iki şık var. A ve B şıkkı. Bir soru gelecek. Of. Bir cevap vereceksiniz. Ve bir şıkkın üzerine gideceksiniz hep beraber. Bütün parayla. Kalan şık benimdir. Of inşallah. Sizin için en fazla bu kadarını yapabilirim. Teşekkür ederiz. Hazır mıyız? Hazırız. Siz hazır mısınız? Ben hazırım. Ben buradayım. Moral alkışı istiyorsanız alkışlar gelsin. Evet. Dikkatli olun. Saçma sapan bir soru olabilir. Dikkatli olun. Tamam mı? Böyle ters köşe olabilir. Final sorumuz. Ay biraz önceki... Kendi düşeni ağlamaz da 100 bin liralık final sorusu geliyor. Hiçbir aktarma yapmaksızın aynı rota ve hızda yapılan hangi uçak yolculuğu daha kısa sürer? Aa, New York'tan İstanbul'a. Ve İstanbul'dan New York'a. Ben hiç yurt dışına çıkmadım bilmiyorum. Süreniz başladı. Bir dakika. Dünyanın dönüş yönüyle alakalı. Hiçbir aktarma yapmak. New York'tan güzel. İstanbul'a giderken doğuya doğru gidiyoruz herhalde. Ama ne taraftan İstanbul'dan gidiyoruz? Herhalde. New York ne fark eder? Avrupa üzerinden mi? Çabuk ben bilmiyorum çabuk. Al kişi bir dakika ya bir dakika. New York'tan İstanbul'a. Bilmiyorum bir dakika düşünelim. Hiçbir aktarma yapmak. Ben bilmiyorum. Aynı yolda doğuya dönüyor. Evet. Tayland'a giderken dönüşte uçak yolculuğu daha kısa veya uzun sürmüştü. Onu hesaplamıştık. A şıkkı. Ya bir şey diyeyim mi? Her şeyin gidişi daha yakındır. Hayır alakası yok. Dünyanın dönme yönüyle alakalı. Amerika'dan. New York'tan. Gidelim birine. Gidelim birine. O 20 saniye kalmış. Zeynep. New York'tan İstanbul'a. A değil mi? A şıkkı. New York'tan İstanbul'a. Doğuya doğru. Bak sen çıktın. Doğuya doğru. Ben de çıktım. Doğuya doğru. Evet tamam. Emin miyiz? Oh. Yani İstanbul'dan New York'a. Biraz bölsek. Emin miyiz? Süre.
süreniz tamamen bitti. İstanbul'dan New York'a mı? New York'tan İstanbul'a mı? Siz New York'tan İstanbul'a daha kısa sürer diyorsunuz. Evet. Hiçbir aktarma yapmaksızın. Soruyu hiç aynı rota ve hızda yapılan hangi uçak yolculuğu daha kısa sürer? Hiçbir fikrim yok. Giderken daha kısa sürede gittiğimi hatırlıyorum. Üzerinde konuşmuştuk. Ben de şöyle bir şey hatırlıyorum. Her zaman mesela markete buradan gittiğimde doğrudan gidişle dönüş daha kısa gelir. Yani çok saçma ama. Markete uçakla biliyor musun Tuğçe? Tabii ki de. Dönüş hep kısa gelir bana. Fark etmez artık. Ne kadar hızlı yürüdüm falan derim market hatta. Market mi dedin Tuğçe? Evet. Markete giderken? Dönüş hep kısa gelir bana. Dönüş kısa evet, gelir. Evet hep dönüş daha kısadır. İstanbul'a dönüyor olarak yani şu an ben mi? O zaman yanlışlıkta oluyorum değil mi? Evet. Senin mantığına göre de doğru şıktasın. Ha o zaman tamam. Peki bu dünya dönüşüyle ilgili mi yoksa Zeynep? Yoksa? Rüzgarlarla mı ilgili? Rüzgarlarla. Çok etkilenir mi uçak acaba? Bilmiyorum. Ya hava koşulları hiç belirtilmemiş. Rüzgarın yönünü bilemeyiz ki ama her zaman aynı yöne mi eser rüzgar? Ama dünyanın dönüş yönü de değil mi? Ben öyle yani doğudan batıya evet döndüğü için rüzgarı da doğudan batıya düşünürsek New York'tan İstanbul'a. Kızlar hakkınızı helal edin. Ben zaten alıştım artık. Peki o zaman benim şu anda ekipmanlarım alınsın giderken lütfen. Daha kısa. Sevgili Ozan'dan rica edeceğim. Giderken daha kısa sürmüştü doğuya. Tayland bizden doğudan. Ve o an hep beraber yaşayalım. O zaman. Hayır doğudan batıya döndüğü için. Ay kızlar kısmet ne yapalım. Doğru Zeynep'in mantığı. Doğru. Nereden de. Ay şu an hepsini unuttum. Tüm bildiğim her şeyi unuttum. Ben zaten size bıraktım. Hazır mıyız hanımlar? Hazırız. Hazırsak ben size yakın olan bir yere geçiyorum. Of. Hiçbir aktarma yapmaksızın of aynı rota ve hızla yapılan hangi uçak yolculuğu daha kısa sürer? Bakalım siz mi suya daha hızlı gideceksiniz yoksa ben mi? Of. O zaman yanlış kapak. Daha hızlı. Açılsın. Hayır biz. Kalan parası her durumu. Her tartış. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoşça kalınız. İstanbul, New York, Tokyo, herkese.